Sayın Hocam, Profesör Doktor İlber Altaylı, değerli gençler, saygıdeğer meslektaşlarım, başkonsoloslarımız, bu güzel akşama hoş geldiniz. Sayın Hocam, Essen'e hoş geldiniz, Ruhr bölgesine şeref verdiniz. Çok kısa birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu akşam sıradan bir yerde bulunmuyoruz. Bu akşam Alman sanayinin sinir merkezi Ruhr bölgesinin çok önemli bir eğitim kurumunda Essen Duisburg Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferanstayız. Bu konferansta ben buradan görebiliyorum, sizler de oturduğunuz yerden mutlaka fark ediyorsunuzdur. Herhalde 1000 kişi falan var. Tıklım tıklım dolu diyebileceğim bir salon. Göç'ün 54. yılındayız. Sizler, pek çoğunuz daha doğrusu, dedeleriniz 1961 yılında başlayan süreçle buraya geldiniz. 54 yıl sonra bir konferans salonunda verilen, üniversitede verilen bir konferansta salonu dolduracak durumdasınız. Bu düzeyde Türkçe biliyorsunuz. Bu başlı başına büyük bir başarıdır. Sizleri yetiştiren ailelere, sizlerin şahsında içtenlikle teşekkür ediyorum. Hemen şımarmayın. Devlet bir teşekkür ettiğini mutlaka arkasından bir şey gelir. Sizlerden de beklentiniz var. Sizlerden aslında çok beklentiniz var. Öncelikle tabii ki derslerinizde çok başarılı olmanız, üniversitelerinizi bitirmeniz ve hayata, Almanya'daki hayata üniversite mezunu, orta sınıf üyesi, özgüvenli bireyler olarak katılmanız. Bu bir. İkincisi, Almanya'nın siyasal, ekonomik, kültürel hayatına tekrar söylüyorum, özgüvenli bireyler olarak katılmanız, bu ülkeye 54 yıldır dedelerimizin, babalarımızın olduğu gibi varlığınızla katkı vermeye devam etmeniz. Ama bunu yaparken de o özgüven kelimesi kilit bir kelimedir. Onun da sebebi kendi kültürüne bağlı olmaktır, kendi değerlerine sahip olmaktır. Yani kendi değerlerimize sahip çıkarak, tarihimizi bilerek, Türk olduğumuzu bilerek Almanya'da, Almanya'ya katkı vermenizi sizden bekliyoruz. Bu iki. Üçüncüsü de, bu daha büyük bir görev. Bu bir sınav, imtihan. Sizin daha iyi anlayacağınız dilde söylersek, Erasmus derim. 54 yıl sonra da bu salonları dolduracak, Türkçe konferansları dinleyebilecek nesiller yetiştirmenizi sizlerden bekliyoruz. Sayın Hocam, Almanya'ya hoş geldiniz. Essen'e hoş geldiniz. Sizi büyük bir heyecanla bekledik. Gelişinizle birlikte faaliyetlerine başlamış olan Üniversite Derneği'nin kurucularına da teşekkür ediyorum. Sizlerle çok çalışacağız. Benden kurtuluş yoktu, neredesiniz göremiyorum şimdi ama çok birlikte projeler yapacağız inşallah. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Hocam.